cihanda can ayrılır bir gün tende. Yeryüzün çevirmiş bende, ölüyorum ölüyorum. Yeryüzün çevirmiş bende, ölüyorum ölüyorum. Demi demi şirin demi, gelir geçer dünya gamı. Dost demi demi şirin demi, gelir geçer dünya gamı. Haber verin nazlı yâre, ölüyorum ölüyorum. Haber verin nazlı yâre, ölüyorum ölüyorum. Demi demi şirin demi, gelir geçer dünya gamı. Demi demi şirin demi, gelir geçer dünya gamı. Merhaba sevgili Cem TV izleyenleri. İçimizdeki Sesler programından hepinize merhaba. Dünya denen bir yerde bütün canlılarla birlikte yaşıyoruz. İnsanların dışında ülke sınırları, coğrafi sınırları olan çok fazla canlı yok. Canlılar hava koşulları değiştiğinde, iklim koşulları değiştiğinde, hatta kuraklık olduğunda, doğa olayları olduğunda çekip başka yerlerde kendilerine yaşam alanı bulurlar. Peki bu sadece diğer canlılar için mi böyle, insanlar için de böyle? Bazen işte insanlar bu şiddetlerle, savaşlarla kendisine dar ettikleri bu dünyadan kendine hep başka mekanlar ararlar. Dünyanın başka merkezlerine, dünyanın başka coğrafyalarına doğru yola çıkılır. Tarihler boyunca hep göçler, göç yolları vardır. Kabileler, uluslar, topluluklar hep göç ederek bugünkü dünya düzeni, bugünkü suni sınırlar, aslında sınır dediğimizde nedir ki? Bu dünyada insanların rahat yaşaması için, insanların biraz daha insanca koşullarda yaşaması için mevcut olan yerler. İnsanlar bir sürü teknik icat ettiler, bir sürü buluşlar buldular. Bunların hepsi insanlara hizmet eden şeylerdi. Ama bazen işte insanların buldukları, kurdukları o düzen insanları maalesef ortada bırakan, insanlara adeta zulmeden bir şeye dönüşüyor. Binlerce insan savaş nedeniyle, binlerce insan yoksulluk nedeniyle, binlerce insan bu dünyada barınabilmek, ayakta kalabilmek umuduyla yollarda ve ülke sınırları içinde dönüp dolaşmakta. Başka ülkeden başka ülkelere. İşte o sınırlar dediğimiz diğer canlılar için geçerli olmayan sınırlar insanlar için hapishaneye dönüşüyor. İnsanlar için çaresizliğe dönüşüyor, çocuklar için çaresizliğe dönüşüyor. Peki bu kadar hepimize yetmeyecek koşullarda mı bu dünya, bu dünyanın nimetleri, bu dünyanın olanakları bu kadar insanı taşımayacak durumda mı? Bu düzen kim bilir çok sorgulanacak, gelecekte bambaşka şeylere yol açacak. O ülke sınırları dediğimiz şey belki ortadan kalkacak, insanlık başka bir boyuta geçecek. Çünkü bu hali çok da iyi, bu hali çok da kabul edilebilir görünmüyor. Evet, lafı çok fazla uzatmadan konuklarımıza dönmek istiyorum. Bugün sevgili dostum Binali İlgün ve Saadet Alan konuğumuz. Birlikte türküler söyleyeceğiz. Hoş geldin. Hoş gördük. Nasılsın teşekkür ederim. Sevgili hocam? Sizinle olmaktan, burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. İyi. Siz de iyisiniz. İyiyiz, teşekkür ederim. Seni iyi görmek bizim için hep önemli. Yıllardır hep seni iyi görürüz. Pozitifsin genelde. Her şeye rağmen. Çok karamsar bir tavrın yok. Çok zorluklar içinde bile acaba ne yapılabilir, nasıl bir çözüm bulunabilir? Hep bunun arayışı içindesin. Sınırlar dedik çünkü
sorunlar karşısında insanın kendine koyduğu sınır aslında çözümsüzlüğün ta kendisi. Kesinlikle. Her zaman bir çözüm vardır, vardır değil mi? Vardır, kesinlikle vardır. En çözümsüz görünen durumun içerisinde kendi çözümü vardır aslında. Evet. Aşk olsun, onu görebilene ve oraya doğru gidene. Tabii bu bazı sonradan konulan düzen ve insanlar tarafından yaratılan şartlardan dolayı aşılamayabiliyor ya da kimilerinin çok da iştahına gelmiyor. Menfi çıkarlarıyla ilgili çıkış, evet, çakışmalar oluyor. Ondan dolayı çok müsaade etmiyorlar. Akılları ermediğinden değil. Evet. Çünkü insanlar çok zor durumda, çok kesinlikle, çaresiz kaldıkları kesinlikle durumda son çare olarak ya Hızır derler. Ya demek ki çarenin bittiği yerden sonra da bir çare vardır aslında ve ondan sonra da çözümler başlıyor gerçekten. Kesinlikle. Saadet Alan, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Burada sizlerle birlikte olmak. Evet, çok yine güzel bir türkü mekanı, yine bir, evet, türkü muhabbeti ki yaşamın hep bu muhabbetler içinde geçiyor. Evet. İyi bir hal değil mi bu? Yani türkülerin olması zaten. Türküler olmasaydı nasıl yaşardık onu da bilemiyorum. Evet. Bazen düşünüyorum onu da. Evet. Çünkü zaten ülkemizde her şey belli görünüyor. Hı hı. Bir nevi olsun türküler bizleri rahatlattığını düşünüyorum ben. Evet. Dertlerimizden. Evet. Çünkü türkülerin içinde her şey var. Her, evet, şeyi anlatıyor. Evet, anlatıyor. Bakalım Binali Hoca ne anlatacak? Yıllarca birlikte çalıştık, yönetmenlik yaptı, albümler yaptık birlikte. Uzun zamandır da görüşmüyoruz. Hadi dinleyelim bakalım Derviş'ten ne gelecek? Bakalım. Erzincan yöresinden, Erzincan Tercan yöresinden kaynak kişisinin Hıdır Ersoy olduğu değerli hocamız Ahmet Yamacı'nın derlediği bir eser, Şaha Doğru Giden Kervan diyerek. Thank you.
daldan ayrıldım, arıydım baldan ayrıldım, bir şirin dilden ayrıldım, bülbüldüm gülden ayrıldım, gülistan'a kondur beni, gülistan'a kondur beni. Bülbülden ayrıldım, bülbülden gülden ayrıldım, Gülistan'a kondur beni, Gülistan'a kondur beni. Sağlık. O tanılar devam etsin. Bakalım. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Saadet bize ne söyleyecek? Biz de Ali Kızıltuğ'dan öf öf diyelim mi? Peki. Öf çekecek o kadar çok şey var ki. Evet. Öf diye diye değil mi? Bakalım. Ankara, duramam diyorum.
Sağlık, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Evet, Ali Kızıltuğ'dan dinledik. Ali Kızıltuğ'la bu türkü herkesin kulağına ilişti. Fakat Aşık Emrah'ın olduğunu da biliyoruz. Asıl türkü Aşık Emrah'ın. Güzel bir türkü. Evet, herkesin dimağına yerleşti. Yani evet. İnsanların kulağına yerleşen eserlerin insanların yaşamıyla da herhalde bir ilgisi var. Evet, işte niye 20 yıl, 30 yıl önce değil de şimdi insanın kulağına ilişti? Şimdi çünkü of çekecek çok şey herhalde çıktı ortaya. Evet, buradan Ali Kızıltuğ'a da rahmet dileyelim. Nur onu da rahmetle analım. Saygıyla sevgili analım. Ali Kızıltuğ. Ne zaman ismi aklımıza gelse böyle bir tebessüm belirir. Evet. Çünkü iyi bir izlenim, güzel bir imaj bırakarak gitti değil mi? Evet. Ozanların hali böyle. Peki yine sen Cura'yı alırsan sevgili Binali Hoca eline Beyhani'den kirpiklerini ok eyle. Beyhani'yi de saygıyla anmış olmuş olalım Binali bu arada. Hocamın ellerine de sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Etti bana, sağ bir olsun. Meslektaşım olan yegeni bir öğretmenimize de saygı sunalım. Sevgili Banu öğretmenim. Yegenidir onun. Kirpiklerini ok eyle, vur sineme öldür beni. Kirpiklerini ok eyle, vur sineme öldür beni. Bıktım dünyanın tadından, vur sineme öldür beni. Öldür beni, öldür beni. Öldür beni, bıktım dünyanın tadından. Vur sineme, öldür beni. Bıktım dünyanın tadından. Vur sineme, öldür beni. Vur sineme öldür beni. Eğer
satmak saniyedir. Bu sinema ölmeli. Anmış olalım rahmetle. Çok güzel eserler var. Evet. Bunu Gonca Hocam çok güzel sözler yazdı. Çok da güzel müzikler. İşte böyle toplumun kültürüne, toplumun dimağına böylece bunlar su serpiyor. Evet. Zenginleştiriyor hepimizi. Her söz, her cümle. Çünkü herkes yaşamın farklı bir yerinden bakıyor. Senin nasıl bu işin üretim kısmından baktığın gibi. Nasıl gidiyor üretim işleri, stüdyo işleri? Gayet iyi gidiyor. Başta şunu söyleyeyim. Şimdi ben bir stüdyocu değilim. Hiç olmadım. Yönetmenlik yaptın. Yönetmenlik de yapmadım. Sadece. Anlayamadık ne yaptığını. Bir sayıdayım, evet. Oraya geliyor. Üreten insanlara benim saygım sonsuz. Onlar farklı bakıyorlar ve insanlara, yeryüzüne, insanlığa armağan olarak gelmişler aslında. İşte az önce isimlerini zikrettiğimiz ustalar, üstadlar gibi. Aramızda olanlar, olmayanlar. Ne mutlu bana ki aramızda olanlarla birlikte çalışabiliyorum. Üreten insanlarla ilgili ben onların teknik durumla ilgili ele alaya ayağı dili olmaya çalıştım. Ben bir yönetmen ya da bir eşlikçi ya da bir ne derler ona, sadece bir eğitimci değil. Ben bir icracıyım. Evet. Ve kendi sözlerim ve kendi müziğim ve kendi tavrım tarzım neyse onu çalıp okumaya, icra etmeye çalışıyorum. Ama yanında dediğim gibi ayağının turabı olduğum üreten insanların ne gerekiyorsa elimden gelenin en iyisiyle. Herkese destek olmak gibi de bir kimseyi kırmamak gibi de bir tarafım bir şeyim var. Var. Çünkü onunla ilgili herhangi bir beklentim yok. Bununla ilgili bir durum yok. O yüzden ben bir sadece bir eğitimci değilim ama bunu gönüllüce yapıyorum. Çünkü bu bir sosyal sorumluluk bilinciyle yapılan bir şey. Ayrıca ne derler? Bağlamama olan mihnet borcumu. Sizler gibi çok güzel, özel, değerli dostlar borçluyum ben. Bağlamama bu mihnet borcumu ödemek üzere ben çocukluğumdan bu yana bildiğimi gönüllüce paylaşmaya çalışıyorum. Evet. Hikaye budur. Ve stüdyoyla ilgili. Hasret Gültekin'le de çok çalışmaların olduğu, çok birlikteliğin olduğu, onlara değineceğiz ama bir arada kısa bir reklamlarımız var. Onları geçirelim, bakalım reklamlarda neler var. Tamam. Sonrasında muhabbetimize, türkülerimize dönelim. Eyvallah. Kısa bir reklam arası, buradayız.
Hasta düştüm hey erenler, halım bilmez sağlar şimdi. Düşman gibi yar karşımda, zülüflerin bağlar şimdi yar. Zalim yar, düşman gibi yar karşımda, zülüflerin bağlar şimdi yar. Zalim yar, etmedim ah duamanı, geçtim hikmetin zamanı. Etmedim ah duamanı, geçtim hikmetin zamanı. Yitirdim kaşı kemanı, gözüm yaşı çağlar şimdi yar. Zalim yar, yitirdim kaşı kemanı, gözüm yaşı çağlar şimdi yar. Zalim yar, yar. Dalında bülbüller ötmez. Can arzular elim yetmez, gönül yürek dağlar şimdi yar. Zalim yar, can arzular elim yetmez, gönül yürek dağlar şimdi yar. Yar. Firgat geldi yandı canım, feryat ile geçti ömrüm. Firgat geldi yandı canım, feryat ile geçti ömrüm. Yaralandı ahtı kanım, Karacoğlan ağlar şimdi yar. Zalim yar, yaralandım ahtı kanım, Karacoğlan ağlar şimdi yar. Zalim yar, yar. Çok güzel. Teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Çocukken burada bestelemeye çalıştığım bir Karacoğlan şiiridir. Olduğu gibi öyle hatırladığım kadarıyla çalmaya çalıştım. Başta bizim o taraflarda çoğunlukla Deli Derviş olarak bilinen bir evet melodiyle girmeye evet çalıştım. Ve peki, Pir Sultan Abdal'a doğru gidelim. Şu evet karşı yaylada göç, göç katar, katar, eyleme beni, eyleme beni.
pervane eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bize zulüm getirir. Geçti dost kervanı, eyleme beni. Aşıp yüce dağı engin düşelim. Çok nimetin yedik, helalleşelim. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Çok nimetin geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağlık. Çok teşekkür ederiz. Mikrofonu indirebiliriz. Yaka mikrofonumuz var. Evet. Evet, Saadet Alan. Türküler Dilimiz diye güzel bir evet. albüm yapmışsınız. Bir biraz albüm bundan bahsetmek yaptım. İster misin? Olur, bahsedelim. 2017'nin sonlarında albümü çıkarttık. Evet. Değerli üstadlarla çalıştım. TRT İstanbul Radyosu'nun sanatçılarıyla çalıştım ben bu albümü. Evet. Müzik yönetmenim Okyay Kösegil. Hı hı. Yapımcım Yaşar Taner, TRT İstanbul Radyosu'ndan. Meyci Yaşar. Evet, Yaşar. Bir albüm saygı yapmıştık. Sevgi olsun. Bir albüm evet, yapmıştık onun altyapılarını yapmıştı. O zaman da Aydonat Stüdyo'da bu dijital ortam yeni yeni başlıyordu. Böyle biraz sıkıntılı bir çalışma. Afan abinin orada mı? Evet, Afan abinin evet. orada. Orada saygı sevgi. Evet, buradan selam sevgi olsun. Saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Onlarla birlikte güzel bir çalışma yaptık. Tabii ki onlar işin mutfak kısmındaydı. Ben sadece okuma kısmındaydım. Şu an evet. biraz sesim kısık. Evet. Seyircilerden özür diliyorum. Çok türkü söylemenin sonucu. Evet, evet. Paralar evet. bayağı fazla ama bir sahne aldım. Gayet güzel. Teşekkür ediyorum. İyi koruyoruz. Evet. Teşekkürler. O zaman Anadolu'dan gelip albüm yapan Ozanların büyük bölümü Solu Afan abinin stüdyosunda alıyorlar. İşte hangi isimlerden bahsederseniz çünkü çok eski. İlk Solu Ahmet Daymaz'ın Şahpilağ'ın yanında alıyorlardı. O da rahmetlik oldu. Sonra Afan abinin orada albüm yaparlardı. O zaman tabii bir ortam vardı. O zaman başka yürüyordu işler. Bugünkü gibi müzik sektör olmaktan çıkmamıştı. Yine sektör ama daha sıkıntılı, daha geri dönüş olmayan bir sektör evet, şu an. Dün Afan Bey'le ve Yaşar Hocam'la birlikteydim. Onlar stüdyosuna uğramıştım. Buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Türküler Dilimiz albümü çıkarttık. Eserlerin 13 eser var aslında. Tabi evet. popüllerle birlikte 11 eser var orada. Tamamı anonim. İki tanesi sadece Tekin Büyükkaya hocama ait. Evet. Anaya Hasret türküsü ve Bu Dağlar Kömürdendir. Sağ Tekin olsun. Hocama da buradan. Buradan sevgilerimi göndereyim Tekin Büyükkaya hocama da. Evet. Çok güzel şiirler var onun daha böyle evet, şeye çıkmamış. Evet. Piyasaya çıkmamış. Tekin hocamın gerçekten çok güzel şiirleri var. Besteleri de var. Evet. İlk zaten müziğe başladığımda Tekin hocamla çalışmaya başlamıştık. Onun Üsküdar'da bir korosu var, devam ediyor. Zaman zaman katılıyorum. Daha sonrasında Mehmet Erenler'e de buradan sevgi selamlarımı göndermek istiyorum sizin aracılığınızla. Mehmet hocamın korosunda bir 5 sene kadar çalıştım. Çalıştım, evet. Korist ve solist olarak çalıştım. Sonrasında bu albümü yapmaya karar verdim. Evet. Zannediyorum doğru insanları buldum.
Evet. Yaşar Hoca'yı, Okyay Hoca'yı. TRT çevresinden anladığım kadarıyla iyi de olmuş. Bulmuşsun aslında. İyi de olmuş, evet. Başarılar evet. diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Güzel bir albüm olduğunu söylüyorlar. Olumlu evet. güzel tepkiler alıyorum. Ve bu dağlar kömürden direkt klip de çektik. Evet, ne güzel. Böylece yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Türküleri çok sevdiğim için. Elimden geldiği kadar otantikliğini de bozmadan okumaya ve icra etmeye çalışıyorum kendimce nacizane. Evet, gayet güzel. Teşekkür ederim. Yolumuz daima aydınlık ve açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Bir yandan cürayı alırsan o cüranın serüvenini de anlatıp daha sonra bir açış yapmanı rica edeceğiz cürayla. Çünkü Hasret Gültekin'den sana kalan bir cüra gerçekten çok önemli bir sanatçıydı ve Sivas'ta katliamla kaybettik Hasret Gültekin'i. Böyle bir insandan kalan böyle bir hatıra bir müzisyen için çok kıymetli olsa gerek. Yani işte sözün bittiği yere geliyoruz. Ne evet. desek şey kalır, havada kalır. Hasret Gültekin de rahmetle analım. Akrabam yatsın. Yani yaşıtım aynı zamanda. Çok da üzerinde emekler var. Birlikte çalışmalarınız oldu. Çalışmalarımız çok oldu aslında. Cura benim fakat çok kullandı. Tabii ki kullananındır. Burada bir de diş izi var. O sevdiği sazları ısırıyordu. Sonra bunu söyleyince bu cürayı birçok albümde eşliğimde kullanmıştım. Bizim rahmetli Kıvırcık Ali de burayı ısırdı. Bu da ondan iz kaldı. İkisine gerisini anlatmayayım. Gerisi. Rahmetle yine analım. Sevgili Kazım Koyuncu'nun hatırasıdır bu da. Bir de Japon'la yapıştırmış. Öylece saklıyorum. Çokçadır evet. şeyi. Şimdi cura önemli bir araçtır. Halk müziği ile ilgili en öncül enstrümanlardan birisidir. Dediğiniz gibi biz göçebeyiz. Göç ederiz. Göç evet. ederken en kolay taşınan sazlardan birisidir. Kolay da taşınıyordu. O yüzden dedelerin yanında hep cura vardı. Cemler daha çok curayla icra edilirdi değil mi? Zakirler daha çok cura eşliğinde cemleri yürütürlerdi. Evet. Cura ve biraz daha büyüğü. Evet. Ve tel sayısına göre de isimlendirilir bunlar. Evet. Üç tel, üç grup tel olduğu için setar derler. Hı hı. Üç anlamına geliyor, Farsça bir sözcüktür. Cura, dutarla başlar zaten sazlar. Setar, çartar, benştar, evet. gitara kadar gidiyor. Bağlamanın da atasıdır aslında bir nevi. Thank you.
çeker kervana, kaşların zülfikar çeker kervana. Merhametin çoktur ey dost, gelirim ana. Minber yüzün benzer şemsü tevana, örtme zülüflerin hey dost, şevistan olur. Minber yüzün benzer şemsü tevana, örtme zülüflerin hey dost, şevistan olur. Sensiz neyler cenneti huru, cevrü cefa ile hey dost, geçmez sururu. Dünyevi utbada sensin huzuru, şükür didarına hey dost, şadman olur. Sensin huzuru, şükür didarına hey dost, şadman ol. Evet, eyvallah. Taki Baba'nın güzel eserlerinden biridir. Güzel bir eser, evet. Peki, dönelim. Binali İlgün'den neler yapıyor son zamanlarda, ne eserler çalışıyor? Bildiğim kadarıyla çok eser yapıyorsun. Şimdiye kadar yaptığın çok sayıda beste var. Hızına yetişemiyoruz bu anlamda. Bize ne getirdin? Aslında çokça şeyler var dediğimiz gibi. Fakat bana çok zaman kalmıyor. Üstadların bizden önceki ustaların eserlerini çalışmaktan büyük bir keyif duyuyorum. Sevgili Kulduran üstadımızın da güzel bir albümü çalışılıyor. Evet. Hatta dilersek ondan bir tane eser okurum ben. Hemen o zaman dinleyelim seni. Onun dışında benim de solo albümlerim, enstrümantal albümlerim devam ediyor. Evet. Hatta bunun bir telini peki, çıkarıp hatta size... Hatta şöyle yapalım, sen onu hazırlayana kadar biz bir reklamı geçirelim mi? Olur. Reklam arası verelim. Sen curanı hazırla. Dutar edeyim bir tane de öyle örnek vereyim, olur mu? Peki. Tamam. Reklam peki. Sonrası devam ediyoruz. Çar olur bir çare bulun, hali
naçar olur, bir çare bulun. Okyanınıza uğradı yolum. Ruzi şebalemde bir divan kurun. Hüsnü darınıza durmaya geldim. Hüsnü darınıza durmaya geldim. Ruzi şebalemde bir divan kurun. Hüsnü darınıza durmaya geldim. Hüsnü darınıza durmaya erkandan ayrılmaz izden, er olan erkandan ayrılmaz izden. Anca beni ölüm ayıra sizden, engin ufkunuzdan, dür bilginizden. Miktarınca bir ders almaya geldim. Miktarınca bir ders almaya geldim. Engin ufkunuzdan, dür bilginizden. Miktarınca bir ders almaya geldim. Miktarınca bir ders almaya geldim. Kavmi Süfyanların düştük eline. Kavmi Süfyanların düştük eline. Yal olduk devranın aç itlerine. Yem olduk zamane Yezidlerine. Niç olur halimiz sormaya geldim. Niç olur halini sormaya geldim. Yem olduk zamane Yezidlerine. Niç olur halini sormaya geldim. Niç olur halini sormaya geldim. Turan'ı bu deme dahil ettiniz. Turan'ı bu deme dahil ettiniz. Artsın eksilmesin muhabbetiniz. Şad etti gönlümü hoş sohbetiniz. Bezminize ortak olmaya geldim. Ceminize ortak olmaya geldim. Şad etti gönlümü hoş sohbetiniz. Bezminize ortak olmaya geldim. Derdinize ortak olmaya geldim. Hoş
sefa geldin ne diyelim yani. Eyvallah. Bu devirde derde ortak olmaya gelen adam zor bulunur değil evet. mi? Dert olmaya geliyorlar, evet, ortak olmaya gelmiyorlar. Çok. Bir ders almaya geldim diyor ama öyle sözler ki ders almaya mı geldi, ders vermeye mi geldi orası tartışılır. Kuldurana da aşk olsun, evet, aşk selam olsun, saygı çok güzel olsun. Sözler, muhabbet elbette iki başlıdır. Yüreğine sağlık, çok da güzel siz olmuş. Sağ olasın. Eyvallah. Evet, albümden bir eser dinleyelim mi Saadet? Evet, Türküler Dilimiz albümünden. Evet, küstürdüm merak ettim çünkü. Küstürdüm barışamam diyelim o zaman. Hadi küselim bakalım. Küselim. Evet, dert bende, kare bende diyor. Evet. Öyle bir zan oluyor ki herkes zannediyor ki sadece dert onda var, sadece evet. keder onda var. Halbuki çoğu insan gönlünde, içinde ne dertler var kimse bilmiyor değil mi? Bundan evet. haberdar değil. Dert anladığımız kadarıyla evrensel bir şey. Bu kadar dert, bu kadar keder varsa suçladığımız birisi var. Alışmışız onu suçlamaya, feleği suçlamaya. Yine feleği suçlayalım. Felek çakmağını üstüme çaktı diyelim. Thank you.
dilimizle dostun kelamı. Uğra dost köyüne, eyle selamı. Tenhada bulursan Emrah cananı, deyin ezberimde cananı, deyin ezberimde o leyli leyli leyli, o leyli leyli leyli. Eyvallah. Evet, ara vermeden seninle devam edelim. Bağlamada elindeyken. Yine bir usta malı dediğimiz şekliyle devam edelim. Bir aşık daimiye, onu da rahmetle anarak. Evet. Bir yolumuzu düşürelim. Kainatta bir zerreyim ben, kendimi bilmez miyim? Zerre içinde zerreyim ben, kendimi bilmez miyim? Zerre içinde zerreyim ben, kendimi bilmez miyim? Mamur benim, harap benim, mamur benim, harap benim. Ayaklarda turap benim. Kadehlerde şarap benim, ben kendimi bilmez miyim? Kadehlerde şarap benim, ben kendimi bilmez miyim? Olalı denizlerde nuh olalı, döneklere yuh olalı. Ruhlar ile ruh olalı, ben kendimi bilmez miyim? Ruhlar ile ruh olalı, ben kendimi bilmez miyim? Hata bende, hakir benim, hata bende, hakir benim. Hizmet ehli zakir benim. Dost katında bakir benim, ben kendimi bilmez miyim? Dost katında bakir benim, ben kendimi bilmez miyim? Daimiyem ben de ben de, daimiyem ben de ben de, ben dolmuşum ben de ben de, dağılmışım perakende, ben kendimi bilmez miyim? Gönüllerde perakende, ben kendimi bilmez miyim dost Ali dost? Yüreğine sağlık. Siz sağ olasın. Evet, Ozan daimi de çok önemli ozanlarımızdan. Burada hep
Bu güzel ozanlarımızın bıraktığı güzel eserleri hep programımızda yer vermeye çalışıyoruz. Gelen konuklarımız da her neyse böyle gönülden akıp geliyor ister istemez. Bunları canlı tutmak bizim kimliğimiz için çok önemli. Kesinlikle bellekten belleğe aktarılması evet. gerekiyor. Ve ben çok çok teşekkür ediyorum. Binali gün geldin, ederim. Konuk oldun. Bu güzel muhabbete, bu güzel eserleri bizimle paylaştın. Bu güler yüzün hep devam etsin ve yaratmaya, üretmeye devam. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Herkese bulaşsın. Güler yüz dediğimiz durum. Evet, evet. İçimiz kan ağlasa da biz dünyayı güzel etmek için çaba göstermek durumundayız. Evet. Üzerimize düşen her ne varsa elimizden gelenin en iyisiyle her zaman bu şekilde düşünmek gerekiyor. Evet. Saadet Alan, çok teşekkür ediyorum. Senin klibinle veda edeceğiz. Son sözlerini alalım senin de. Çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi üstadlarla bir arada olmaktan çok onur duydum, keyif aldım. Çok güzel, çok keyifli bir programdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cem TV ailesine ve izleyicilerine selam, sevgiler gönderelim. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Cem TV izleyenleri, programımızın sonuna geldik. Gönlümüzde kaynayan muhabbet, kaynayan tınıları ve ozanlarımızın bize bıraktığı o mirası seslendirerek belki hafızanızda tekrar o eserlere bildiklerinizi canlandırmaya çalıştık. Sizler de muhabbet olabildiyseniz, bu muhabbete ortak olabildiyseniz, gönlünüzdeki duygular buraya ulaştıysa, bizden de size ulaştıysa ve bu karşılıklı iletişim devam ettiyse ne mutlu bize. Hoşça kalın.